Geçen yıl yani 2020 yılı 16 Mart'ta başlayan Covid pandemisi dolayısıyla hem ülkemizde hem de dünyanın her yerinde Dünya Sağlık Örgütü'nün uyguladığı kısıtlamalar başladı. Ülkemizdekileri az çok biliyoruz. Öncesinde ben yurt dışındaki okullarla ilgili bilgi vereyim. Arkadaşlar yurt dışındaki dil okulları, İngilizce diğer dillerde öğretim yapan okullar iki standarda dayanırlar. British Council ve English UK. Bu standartları düzenleyen organizasyonlar, yani İngiliz konsoloslukları ve ETS dediğimiz Amerikan organizasyonu pandemi itibariyle yeni koşullar ortaya getirdi. Öncelikle geçen yıl Mart ayı sonu itibariyle bütün dünyadaki dil okulları kapandı. Bugün bizim de çok tanıdık olduğumuz ama geçtiğimiz yıla kadar yani 2020 Mart'ına kadar çok bilmediğimiz uzaktan eğitim sürecine geçtiler. Sonrasında geçtiğimiz yıl Haziran ayına doğru hibrit yani karıştırılmış bir öğretim metoduna geçtiler. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayından beri bütün dünyada hem hibrit yani öğrencilerin hem online hem de yüz yüze öğretim aldıkları hem de yüz yüze modeller takip edilmekte. Yalnız özür dilerim. Ülkemizdeki durum ve değerlendirdiğinde şöyle bir durum var. Mesela Türkiye'den yurt dışı bir dil okuluna gitmek isteyen bir öğrenci öncelikle vize almak zorunda. Ama Haziran ayının sonundan beri bütün vize ofisleri kapalı şu anda. Bununla ilgili yeni çalışmalar geliştiriliyor. Bizim de üye olduğumuz YEDAP topluluğu, Yurtdışı Eğitimciler Birliği topluluğu, bütün dünyadaki birçok ülkenin konsolosluklarıyla bir araya gelerek yeni profiller ortaya çıkarıyor. Bu da nedir? Öncelikle bundan sonra dil okuluna gitmek için mesela bir aşı kartımız olması gerekecek. İşte vize standartları değişecek. Özellikle İtalya'da ve İspanya'da Avrupa Birliği'nin geçtiğimiz dönem hem de karşı oradaki pandemi sürecindeki olumsuz tutumuna karşı vize anlaşmalarından çekinmeleri gibi bir durum söz konusu. Bu da yeni vize standartlarının doğmasına neden olacak. Geçmişte ne yapıyorduk vize alırken? İşte ekonomik verilerimizi sunuyorduk, işte çeşitli ödeme bilgileri veriyorduk. Pasaportumuzda daha çok vize olursa bu avantajlı duruma geliyordu. Yeni girdiğimiz dönemde hani Covid'in her şeyi değiştireceğiyle ilgili bir süreç ya da bununla ilgili tahminler var ya, aşı kartlarımız olacak muhtemelen. Mesela Kanada hükümeti geçtiğimiz Eylül ayından beri gerçekleştiriyor. İşte Kanada'da herhangi bir dil okuluna gelmek isteyen bir öğrenci öncesinde ya Kanada'nın uyguladığı Moderna'nın ya da Pfizer'ın aşısını olmak zorunda ya da 9 gün karantinaya girmek zorunda. Yeni dönemde okullarla ilgili çok ciddi değişiklik olmayacak ama vize standartları değişeceği için çeşitli daha önce görmediğimiz yeni bir süreç yaşayacağız. Ülkemize geldiğimiz zaman dil okullarında Türkiye'deki dil öğretiminde süreç açıkçası diğer özel öğretim kurumlarından biraz daha avantajlı bir süreçti. Neden? Dil okullarının kitleleri daha kolay kontrol edebilir kitleler. Çoğu yetişkin gruplara dayanan öğretim sistemleri ve iş dışında izole edilmesi kolay ortamlarda öğretimlerini sürdürüyorlardı. Bizim kurumumuzda mesela bu dönemde öğrenci sayıları dil okullarında tabii okullarda ya da şeylerde kadar çok fazla olmadığı için izolasyonu ve kontrolü kolay bir biçimde öğretimler yine Türkiye'de de aslında hibrit bir biçimde devam etti. Nedir? Hem online eğitimle hem de online ile birlikte desteklenmiş yüz yüze öğretim faaliyetleriyle devam etti. Pandemi süreci dil öğretimini tüm dünyada olumsuz etkiledi. Bakın şöyle söyleyeceğim arkadaşlar. Tüm dünyada 9000'den fazla dil okulu var. Sadece Kanada'da yani nüfus küçük olduğu için Kanada'ya özellikle yapıyorum. 40 milyon nüfusu bir ülke. 400'den fazla dil okulu var. İngiltere, British Council'un kurucusu ve dilini satan bir ülke. Buradaki okulların %20'sine yakını kapandı ya da ekonomik olarak çok ciddi darboğaza düştüler. Ülkemizde de durumun bundan çok farklı olduğunu düşünmüyorum ama daha kontrol edilebilir bir süreç geçirdik biz. Neden? Türkiye'deki dil okullarında biliyorsunuz öğretim nasıl uygulanırsa uygulansın değil. Mesela yurt dışından atıyorum 10 ülkeden farklı insan Türkçe ya da başka dilleri öğrenmeye Türkiye'ye gelmiyor. Kendi ekosistemimiz içerisinde kalabildiğimiz için daha kolay bir süreçti. Ama tabii öğrenci bulmanın zorlaştığı işte ekonomik şartların daha da zorlaştı. Yani bir şeyler kazanmanın zor olduğu bir dönem geçiriyoruz. Bütün dünyadan elde edilen veriler de yani bizim konsolosluklarla yaptığımız görüşmelerde bu yılın Mayıs ayı içerisinde hem turistik hem öğretim hem de ticari faaliyetli vize görüşmelerinin, vize hizmetlerinin ve vize aplikasyonlarının açılacağı yönünde.